Bir deprem oldu. Belki bacağınız yarılacak. Belki şimdi ben bu videoyu çekerken olacak ya, bilmiyorum. Herkese merhaba. İstanbul'da yaşayanlar biliyordur. Bir deprem oldu ve ben bu depremdeyken, deprem sırasında ders çalışıyordum. Eve biri girdi sandım. Çalışmaya devam ettim. Bundan sonra bir 5 saniye daha hissettim ve düşündüm ki bunun için neden hazırlıklı olmayalım? Ne zaman olacağı belli değil. Belki deprem bir daha olur. Zaten bir daha deprem bekleniyormuş. Hayatta kalmanıza yardımcı olmak bir böyle görevim gibi hissediyorum. Çünkü bu videoyu kaç bin kişi izler bilmiyorum. Ama bir kişi bile izleyip yararlansa bence bu video amacına ulaşır. Bu dediklerim aklınıza gelirse depremde daha böyle hazırlıklı olursunuz diye düşündüm. Ve bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Öncelikle deprem konusunda biraz size bilgi vereceğim. Ve bundan sonra deprem çantasını hazırlamaya başlayacağız. Bu videoyu bence bir depremden önce hazırlık konusunda bir değerlendirin. Depremden önce, deprem anında en hızlı çıkabileceğiniz çıkış yerini kararlaştırın. Bu deprem anında orayı kullanmak konusunda agreeyin yani. Herkes bilsin o çıkış yerini yani. Bundan sonra deprem anında saklanma yerleri belirleyin. Sakın masanın altına ya da bir eşyanın altına saklanmayın çünkü o eşyanın düşüp de ezilebilme ve sizi ezebilme olasılığı ihtimali var. Bir masa kenarı olur ya da bir şeyinizin kenarı olur, nightstandınızın kenarı olur ya da bir koltuğun kenarı olur. Bunların saklanabilirsiniz kenarına. Şu mesela bir dolap ve siz burada saklanıyorsunuz. Bu ikinci dolap. Bu düşerse sizin şu boşlukta hayatta kalma ihtimaliniz var. Kesinlikle ayna, cam ya da avize gibi diğer kırılabilir, düşebilir, sizi öldürebilir eşyalardan uzak durun. Yüksekte duran ve düşebilir eşyalara siz sabitlemeye bakın deprem olmadan önce. Olmaz demeyin çünkü olabiliyor. Ben bunu kendim yaşadım. Bir deprem çantanız mutlaka olsun. İçinde su ve yemek bile olsa, iki tane şey bile olsa hem siz daha hazırlıklı hissedersiniz hem daha az panik yaparsınız hem de yani hayat kurtarabilme ihtimaliniz var. Dışarıdaysanız, bir arabanın içindeyseniz deprem bitene kadar o arabanın içinde durun ve deprem bittikten sonra güvenli bir şekilde gidip en yakın acil toplanma noktasına. Asansör kullanmayın. Depremin ne zaman olacağı asla belli değil. Belki bir hafta sonra olacak, belki yarın olacak, belki şimdi ben bu videoyu çekerken olacak. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Çünkü her zaman hazırlık olmak önemli. Çantayı hazırlamak için iki tane suya başlıyorum. Dehidre olmak istemezsiniz ve su gerçekten hayatta kalmak için en önemli şeylerden biridir. Ve evet, yiyecek gerçekten çok önemli ve sizin bayatlayacak şeyler koymamanız gerekir. Çünkü uzun zaman saklayabileceğiniz bir çanta olmalı bunun. Yani makarna falan koyarsanız bayatlar. Bu yüzden böyle enerji veren, uzun süre saklayabileceğiniz şeyler koyun. Oreo'yu koyuyorum. Kullanmak zorunda olduğunuz ve sizin ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz ilaçlarınızı koyabilirsiniz. İlaçlarınız olmazsa sağlık durumlarınızla uğraşmak istemezsiniz değil mi? Bu yüzden ilaç önemli. Ben lens çok taktığım için günde 1-8 saat falan lens takıyorum. Bu yüzden deprem olurken lens takma ihtimalim çok yüksek. Ve deprem anında lens takmak istemezsiniz. Ya da taksanız bile bir gözünüzü nemlendirmek için ya da biraz lenslerinizi gözünüzü dinlendirmeniz için bir şey gerekir. Çünkü belki arabada yatarsınız, belki uyurken çıkarırsınız. Ve lensler kuruyunca göz kalıyor. O yüzden lens solüsyonu ve lens kabı ben koyuyorum. Siz de lens kullanıyorsanız bence koyun. Evde bulduğum sarma bezi. Çünkü belki kolunuzu kıracaksınız. Belki bacağınız yarılacak. Belki tekrar kolunuzu kıracaksınız. Yani bunun için yaraları şey yapmak için, hani cover etmek için böyle şeyler gerekli. Bununla ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz. Ben bunu sarma bezine koyuyorum. Bezinizi aldınız ama makas yok. Nasıl keseceksiniz? Ya da belki kurtulmak için bir şey kesmeniz gerek. Belki sizin üstünüzdeki kıyafeti kesmeniz gerek. Bunun için makas çok lazım olur ve belki silah olarak kullanacaksınız. Hani bir delikte kaldınız ve zararlı böcekler var. Onları nasıl öldüreceksiniz? Makas her zaman gereklidir. Her zaman. Ne zaman lazım olur bilemezsiniz. Buraya da olması
yararlı olan şeyleri bölümü yapacağım. Peçete kağıdı ve ıslak mendil var. Çünkü belki yüzünüze kan gelecek. Belki bir şey olacak. Bilemezsiniz. Olmayacak demeyin. Sharpie ve defter var. Küçük bir not defteri. Ne zaman resim çizmek isteyeceğinizi bilemezsiniz. Filan diyormuşum ki şaka yapıyorum. Bir şey yazmanız gerekir. Bir konuşma yeteneğinizi kaybedersiniz ve bununla yazarsınız. Bir şeyi kenar not almanız gerekir. Defterle kalem her zaman lazım olur. Defter çantamız hazır. Şimdi tek yapmanız gereken bunu çıkarken alabileceğiniz en hızlı noktaya koymak. Çıkarken bunu alın ve evet, bu ready to go. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu videodaki tavsiyeleri kullanacak bir şey başımıza gelmez. Yorum yapmaya, başka deprem trikleri biliyorsanız onları yazın. Hem bu videoyu gören başkaları da yardımcı olur. Abone olabilirsiniz isterseniz ve bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ben elimden geldiği kadar çok insanın bu videoyu izlemesini istiyorum. Hem daha çok yardımcı olur belki. Belki deprem anında söylediklerim aklınıza gelecek ve bir kişinin hayatı kurtulacak. Bunu bilemeyiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye!